Göz zinası varmı? Çalıştığım yerdə açıq-saçıq geyinən adamla necə davranım? Əgər onlarla səmimi münasibətdə olmağa məcburam, onlarla səmimi münasibətdə məcbur olmağa məcburamsa nə edim? Göz zinası var. Göz zinası var. Təhlükəlidir. Və göz zinasından başlayır hər günah. Daha doğrusu zina günah. Amma bir insan günümüz zamanında bir insan bundan özünü necə qorusun? Bundan özünü qorumağın yolu bir. Bundan özünü qorumağın yolu bir. Baxmayacaksın. Önünü çevireceksin. Yere bakacaksın. Ayakların üstüne bakacaksın. Bacardık kadarınca gözünü kaçırtacaksın. Olur. Metrodu, avtobustu, şehirdi, ne bileyim, cemiyetti, oradı, buradı. İmkanı yoktu. İmkanı yoktu. Sözü de yoktu. Bacardık. Sen çalıştığın kadar kaçacaksın. Ha görürsen ki etrafta oludu. Yani var belə şeyler. Gözümü yum. Yani sağ sol hamısı naməhrəmdir. Göz zinasına düşürsən. Gözümü yum. Bunun çaresi var. İş yeridir. Məcbur sən onlarla təmasdasan, söz deyirsən, söz soruşursan və belə bir söz, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle belə bir hədis rəvat olunur. Ya Ali evveluhu leke ve thani aleyke. Av kama qal aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ali'ye hitab edilir. Ey Ali, birincisi senedir, ikincisi aleyhinedir. Neyin? Bakışın. Gördüm, bir şey gördüm. Bu günah yoktu bunda. Gördüm. Yani bu görmek günah değil. Bakmak günah. Karşından bir kadın geçti. Hicabı falanı yoktu. Ve kadındı. Gördüm. Kadın keçdi. Bundan sonra baxmaq var. Ha, sən çevrildin bir bunun arxasınca baxdı. Və yaxud qabağında demiş gözünü dirədin belə bir baxdı. Ha, bu artıq günahdır. Görmək heç zaman günah deyil. Baxmaq günahdır. Ona görə də təmasdasan, işləyirsiniz, iş yeridir, filan, feşməkəndi. Maksimum gözümü qoruyacaqsan, baxmayacaqsan. Yani bunun başka çaresi yoktu. Bakmayacaksın.